Y eğrisi üzerindeki x eşittir eksi 1 apsisli noktadan çizilen teğetin eğimi 4 olduğuna göre a kaçtır diyor. Ne yapalım? Fonksiyonun türevini alarak işe başlayalım. Bunun türevi nedir? 6x kare artı 2ax artı 2'dir. Şimdi x yerine ne yazalım? Eksi 1 yazalım. Eksi 1 yazdığımızda bu neye eşit olacak? Teğetin eğimine eşit olacak. Yani f'in eksi 1'deki türev değeri 4'e eşit olacak. O zaman burada x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in karesi 1. 6 eksi 2 a artı 2 ne eşit olacak? 4'e eşit olacak. Buradan neyi soruyorlar? A'yı soruyorlar. Bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa topluyorum. Buradan A değerimiz ne geliyor? 2 geliyor. Doğru cevap E seçeneği. Eğrisine üzerindeki x eşittir bir absisli noktadan çizilen teğet ile eksenler arasında oluşan kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir diyor. Ne yapalım? Fonksiyonun türevini alarak işe başlayalım. Türevini aldığımız vakit ne olur? 2x olur. Şimdi nereden istiyor? X eşittir bir absizi noktasına. X yerine 1 yazarsak hangi noktadan geçecek? 1'e 6 noktasından geçecek. Peki eğimi ne olacak? Eğimi o noktadaki türev değeri olacak. O da nedir? 2 çarpı 1'den 2. Eğim de bu. Eğim belli. Nokta belli. Doğrunun denklemini yazacağız. Y eksi 6 eşittir. M 2. Eğim 2. X eksi 1. Buradan bunu düzenleyelim. 2x eksi 2 artı 6 artı 4 yapar. Bunun da şimdi ne yapalım? Denklemini çizelim. X'e 0 verirsek y'yi 4'te keser. Y'ye 0 verirsek x'i eksi 2'de keser. Ve bizden ne istiyor? Şu üçgenin alanını istiyor. Üçgenin alanı 1 bölü 2. 2 çarpı 4'ten ne gelecek? 4 gelecek. Doğru cevap C seçeneği. Y eğrisine üzerindeki x eşittir 2 apsisi noktadan çizilen teğet x ekseni ile pozitif yönde 135 derece açı yaptığına göre m kaçtır diyor. Şimdi eğimli Tanjant alfa. Tanjant alfa kaç? 135. Tanjant 135 neye eşit? Eksi 1'e eşit. Yani iki noktasındaki bu fonksiyonun türevi neye eşit olacak? Eksi 1'e eşit olacak. O zaman ne yapalım? Fonksiyonun türevini alarak devam edelim. Şuradan türevini alıyorum. 3 başa geliyor. 3m x kare eksi 4x artı 1 oluyor. Şimdi ne yapıyorum? x yerine 2 yazdığımda bu sonucu neye eşitleyeceğim? Eksi 1'e eşitleyeceğim. x yerine 2 yazıyorum. Şurası 12m x yerine 2 yazıyorum. Şurası eksi 8 artı 1. 12m. Burası ne olur? Eksi 7. Bu tarafa eksi 8 artı 7 olarak geçecek. Burası da ne olacak? 6. Her iki tarafı 12'ye bölüyorum. 12'ye böldüğümde ne olacak? Bir m değerimiz 1 bölü 2 olacak. Doğru cevap A seçeneği. Eğrisinin doğrusuna paralel olan teğetinin y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır diyor. Eğrimiz şu olsun. Doğrumuz bu olsun. Bu doğruya ne olacakmış? Paralel olacakmış paralel olduğu nokta şuraya ne diyelim? T diyelim. Şimdi bu doğrunun eğimine, Bu doğrunun eğimi 6. O zaman bu doğrunun eğimi ne olacak? 6 olacak. Sonra ne yapalım? Şu fonksiyonu türevini alalım. Türevini aldığımız vakit bunun türevi nedir? 2x eksi 2'dir. Şimdi buradaki ne yapalım? x yerine t yazalım. Bu da neye eşit olacak? Buradan f türev t nedir? 6'dır. Yani eğime eşittir. O zaman şuraya 6 yazıyorum. Şuraya 2t eksi 2 yazıyorum. Buradan 2T8, T'de de ne olmuş oluyor? 4 olmuş oluyor. Demek ki nereden geçecek? 4 noktasından geçecek. Yani şurası 4 olacak. X yerine 4 yazarsam Y ne olur? Onu da bulalım. 4'ün karesi 16, eksi 8, artı 3. Bu da Y değerimiz ne olur? 11 olur. 4'ü 11 noktası, eğimimiz de 6. O zaman ne yapalım? Doğrunun denklemini yazalım. Y eksi 11 eşittir 6 çarpı x eksi 4. Benden ne istiyor? y eksenini kestiği nokta. Yani x yerine 0 yazalım. x yerine 0 yazarsak o zaman ifademiz ne olur? Şurası eksi 4. Şuraya eksi 4 o, 24 olur. Eksi -11 11'i bu tarafa atarsam sonuç ne olur? Eksi 13 olur. B seçeneği olur. Eğrisine üzerindeki x eşittir eksi 1 ve x eşittir 1 absist noktalardan çizilen teğetler birbirine dik olduğuna göre a'nın pozitif değeri kaçtır diyor. Türevini alarak işe başlayalım. İfadenin türevi ne olur? 3x kare artı 2ax olur. Şimdi x yerine ne yazalım? Eksi 1 yazalım. f eksi 1'deki türev değeri. Bu nedir? E, eksi 1 yazdığımızda 3. Şurası da eksi 2 olacak. Bu sefer de 1'de türev değerini yazalım. O zaman ne olacak? Şurası 3 olacak. Şurası da 2 olacak. Bunlar birbirine dik olduğu için bunlar eğimdir. Eğimler çarpımı şu iki fadenin çarpımı ne olacak? Eksi 1 eşit olacak. O zaman çarpalım. Bunlar zaten iki kare farkı. O zaman şöyle yapalım. 9 eksi 4 a kare eşittir ne olacak? Eksi 1 olacak. Buradan 4 a kare 10. Her iki tarafı ne yapalım? 4'e bölelim. O zaman kare kökünü alırsak da a nedir? Pozitif değerini soruyor. Kök 10 bölü 2'dir. Doğru cevap c seçeneğidir. M gerçel sayı olmak üzere eğrisinin x eksenini kestiği noktalardan eğriye çizilen teğetler birbirine dik olduğuna göre m'in pozitif değeri kaçtır diyor. Şimdi parabole herhangi bir parabol çizelim eksenleri kessin. Bu eksenleri kestiği noktadan teğetler çizdiğimizde bu teğetler birbirine dik kesiyorsa o zaman bu parabolün deltası ne olmak zorunda? 1 olmak zorunda. O zaman delta hesaplayalım. B kare eksi 4 ac'den m kare eksi 4 çarpı 1 çarpı c eşittir 1 olacak. Buradan m kare nedir? 17'dir. m nedir? Artı eksi kök 17'dir. Benden ne istiyor? Pozitif değer istiyor. O zaman doğru cevap D seçeneğidir. A ve B gerçel sayılar olmak üzere eğrisine üzerindeki 2, 3 noktasından çizilen teğet x eksenine paralel olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diyor. Demek ki x eksenine t ise bu fonksiyonun 2'deki türev değeri ne olmak zorunda? 0 olmak zorunda. Ve 2, 3 noktası bu eğrinin üzerinde ise eğrinin denklemini sağlamak zorunda. İsterseniz şu 2, 3 noktasını bir yazalım. Y yerine 3 yazıyorum. X yerine 2 iki yazıyorum. 2'nin kübü 8 artı 4A artı B. Daha sonra ne yapalım? Türevini alalım. Bu ifadenin türevini aldığımızda ne olacak? 3x kare artı 2ax olacak. x yerine 2 yazdığımızda x eksenine paralel olduğu için eğim 0. O zaman 0 eşitleyeceğim. x yerine 2 yazdığımda. Buradan x yerine 2 yazdığımda burası 12. x yerine 2 yazdığımda 4a. Buradan a ne olacak? Eksi 3 olacak. Götürelim burada yerine yazalım. Şu 3, 8, şurası 5 kalacak zaten. Şurası da eksi 12 artı b. Buradan B değeri ne olur? 7 olur. Ne yapıyorum? Bu iki değeri topluyorum. Doğru cevap C seçeneği. m ve n birer gerçel sayı olmak üzere eğrisi apsisi 2 olan noktada x eksenine teğet olduğuna göre demek ki fonksiyonun 2'deki türev değeri ne olmak zorunda? Teğet olduğu için 0 olmak zorunda. Aynı zamanda bu nedir? 2'ye 0 noktasından da geçiyor yani. O zaman ne yapalım? x yerine 2 yazalım. Bir sıfıra eşitleyelim. x yerine 2 yazdığımızda şurası 8, şurası 4m, şurada da ne olacak? 4n olacak. Türevini aldığımızda, bu ifadenin türevini aldığımızda bu nedir? 3x kare artı 2mx olacak. x yerine 2 yazdığımızda bu ifadeyi sıfıra eşitleyebiliriz. Burası ne olacak? 12 olacak. Şurası da 4m olacak. Buradan 4m nedir? Eksi 12'dir. 4M yerine şuraya x12 yazabiliriz. O zaman 4N ne olacak? 4 olacak. N nedir? N de 1 olacak. Doğru cevap B seçeneği. M bir gerçel sayı olmak üzere eğrisinin x eksenine paralel olan teğetlerin absitleri toplamı 6 olduğuna göre M kaçtır diyor. İfadenin türevini alarak işe başlayalım. 2x'in türevi nedir? 2'dir. Artı payın türevi 0 çarpı payda eksi paydanın türevi 1 çarpı pay pi, bölü paydanın karesi. İfademiz şu. Şimdi bunu isterseniz ne yapalım? X eksenine paralelmiş. X eksenine paralelse o zaman paralel olan teğetleri ne olacak? Eğimleri sıfıra eşit olacak. Yani bu ifade sıfıra eşit olacak. Şunu şu tarafa atarsam o zaman x artı m'nin karesi neye eşit olmak zorunda? 1 bölü 2'ye eşit olmak zorunda. İsterseniz bunu düzenleyelim. x kare artı 2mx artı m kare. Şurada da neyimiz var? 1 bölü 2'miz var. O da buraya ne olarak geçecek? Eksi olarak geçecek. Eksi 1 bölü 2 eşittir. 0 olacak. Şimdi burada kökler toplamı neymiş? Kökler toplamı eksi b bölü a yani eksi 2 m bölü 1 neye eşitmiş? 6'ya eşitmiş. Bunu 6'ya eşitliyorum. Buradan da m değerini gelmiş oluyor. Eksi 3 oluyor. Doğru cevap e seçeneği. Başka sayısı 3 olan ikinci dereceden gerçel kas ile px polinom fonksiyonu grafiği üzerindeki a noktasından çizilen teğet b noktasından geçmektedir. Buna göre px polinomunun sabitlerimi kaçtır diyor. Başka sayısı neymiş? 3'müş. O zaman 3x kare artı bx artı c formatında biz de neyi arıyoruz? C'yi arıyoruz. Şimdi a ve b noktalarından geçiyormuş. O zaman bu iki noktadan geçen doğrunun teğetin eğimini bulalım. Ne yapalım? 6'dan y2'den y1'i çıkaralım. 6'dan 4'ü çıkarıyorum. 5'ten de 1'i çıkarıyorum. Bu ne olur? 2 bölü 4'ten eğimimiz ne bulduk? 1 bölü 2 bulduk. Demek ki 1'deki türev değeri ne eşit olacak? 1 bölü 2'ye eşit olacak. Aynı zamanda bu nokta parabolün üzerinde olduğu için parabolün denklemini de sağlayacak. İsterseniz önce şu noktayı şurada yerine yazalım. 4 eşittir. X yerine 1 yazıyorum. 3 artı B artı C olacak. Buradan B artı C ne olur? 1 olur. Şimdi ise türevini alalım. Türevini alırsak ne olur? Şurası 6X artı B olur. O zaman ne yapalım? X yerine 1 yazalım x yerine 1 yazdığımızda burada türev değerimiz ne olacak? 1 bölü 2 olacak. Bu neye eşit olacak? 1 bölü 2'ye eşit olmuş olacak. Buradan b değerimiz ne gelir? Buradan b değerimiz 6 bu tarafa geçerse eksi 11 bölü 2 gelir. Şimdi bize ne lazım? c değerimiz lazım. c değeri o zaman şöyle bunu da bu tarafa atarsak artı olur. 11 bölü 2 artı 1 yani 2 bölü 2. Bu da ne yapar c değerini? 13 bölü 2 yapar. Doğru cevap a seçeneği. Y doğrusu fx fonksiyonuna t noktasına t ettir. Buna göre a artı b artı c toplamı kaç olabilir diyor. Şimdi şu fonksiyonun türevini alarak işe başlayalım. Türevini aldığımızda bu ifadenin türevi nedir? 3x karedir. Şimdi f türev b nedir? f türev b burada nedir? Şurası 3b kare. Bu da neye eşittir? Bu doğrunun eğimine. Yani 3 eşittir. O zaman buradan b ne gelebilir? 1 gelebilir, b ne gelebilir? Eksi 1 gelebilir. Olabilir dediği için iki durumda incelemem gerekiyor. 1'i ve eksi 1 durumlarını inceleyeceğim. Şimdi bu b, c noktası hem bunu sağlar hem bunu sağlar. b isterseniz x yerine 1 yazalım. Yani b yerine 1 yazalım. b yerine 1 yazdığımızda o zaman c değerimizde ne olacak? 1'e 7. c değerimizde 7 oldu. Şimdi önce 1 için bakalım. Seçeneklerde varsa bunu işaretleyeceğim. Yoksa o zaman diğer durumu da incelerim. Şimdi aynı zamanda bu 1'e 7 şu noktayı sağlar mı? Şu fonksiyonun denklemini sağlar mı? Sağlar. O zaman sonuca 7 yazıyorum. 1'in kübü 1 artı a. Buradan a değerini gelir. Buradan a değeri de 6 gelir. Bunların toplamı kaç yapar? 14 olabilir mi? Olabilir. Seçeneklerde olduğu için C seçeneği. Başka sayısı 1 olan ikinci dereceden px polinomunun grafiği x eşit 3 hapsi noktada doğrusuna teğettir. Buna göre px polinomunun katsayılar toplamı kaçtır diyor. px'i yazalım. Başka sayısı neymiş? 1'miş. İkinci dereceden yani x kare artı bx artı c. Şimdi x eşittir 3 noktasında bu doğruya t etmiş. O zaman x yerine 3 yazarsak 3 kere 4 12 5 daha 17. Demek ki 3 17 noktasından geçiyor. Aynı zamanda 3'teki türev değeri de nedir? Bu doğru eğimine eşittir. Yani bu doğru eğimi yani nedir? 4'tür. 4'e eşittir. O zaman bu parabolün bir de türevini alalım. Türevi neye eşittir? 2x artı b'ye eşittir. Şimdi o zaman şöyle yapalım. X gördüğümüz yere 3 yazarsak burası 4, burası 6, burası B. Buradan B ne gelir? Eksi 2 gelir. Şimdi 3 e 17 noktasını bir de şu denklemde yerine yazalım. 17, 3'ün karesi 9. 3 ile eksi 2'yi çarparsam şurası eksi 6 artı C. O zaman şurası 3. Eksi olarak geçer. 17'den 3 çıkarırsam 14. C değerimizde 14 buldum. E A değerimizde bir. Kas sayılarının toplamını istiyor. 15 13 yapar doğru cevap E seçeneği